Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün QAcast'in ilk sezonunun 6. bölümündeyiz. Gene Tuğçe ile beraber bu sefer Hilal'i ağırlıyoruz. Hilal Rakıcı Paşalı, hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Öncelikle teşekkür ederim ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadın, geldin. Bugün bayağı bol bol mobil konuşacağız. Evet, öyle. İsterseniz ben biraz kendimi tanıtayım. Okey. Hilal Rakıcı Paşalı kim? Biraz bahsedebilirsin. Aynen öyle. Hangi şirketlerde çalıştığın, genel olarak uzmanlığın vesaire. Seni dinleyelim biraz. Okey, devam. İsmim Hilal Rakıcı Paşalı. Kariyerimin yaklaşık 7 yılı aktif testle geçti. İlk kez bir e-ticaret sitesinde, yani hepinizin bildiği Sybina.com'da herkes gibi manuel tester olarak başladım. O zamanlar otomasyon çok yoktu. 7 yıldır da çoğu sektörde test yapma fırsatı buldum aslında. İşte Monetize, Codespace, Koç Finans ve buralarda havayolu, işte telekomünikasyon, ödeme altyapısı, bankacılık, bunların web ve mobil platformlarında deneyimlerim oldu. Şu anda Getir'de QA Team Lead olarak görev almaktayım. Şu ana kadar hep test yaptım, hep kalite üzerine çalıştım. Diploma olarak elektrik, elektronik mühendisliği, Kadir Has Üniversitesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra da yüksek lisansımı Engineering Management bölümünde yaptım, Galatasaray Üniversitesi'nde. Dediğim gibi hep testle haşır neşir oldum. Manuel, otomatik, load, security hepsini yaptım bu şekilde. Arada bir de Monetize var herhalde çalıştığın. Evet, Monetize var. 2,5 yıl kadar Monetize'de çalıştım. O da mobil ağırlıklıydı. Hatta %90 mobil testi yaptı. O şey değil mi? Fırat iş becerdi herhalde, satmıştı. Aynen. Oydu, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şu an komensiz oldu. Tekrar geri aldılar. Okey, peki. Getir maceran nasıl başladı? Getir maceram şöyle. Koç Finans'ta çalışıyordum. Bu arada Koç Finans'ta da ThoughtWorks'le birlikte çalıştım. Berna, Abdülkadir abi falan, onlarla birlikteydim. Test kültürünü anlamında güzel işler yaptık onlarla birlikte. Getir, aslında şöyle düşünüyordum açıkçası. İşte Koç Finans'tan ayrılırsam yurt dışına giderim gibi düşünüyordum. Sürekli özellikle Almanya'da iş görüşmeleri yapıyordum. Karşıma Getir fırsatı geldi. Ve Getir'i çok hızlı, aktif, hızlı iş yapmayı seven ve genç popülasyonun olduğu bir takım olarak gördüm. Çok etkiledi beni. Zaten bizim burada sloganımız da o. Her şeyimiz hızlı. Ve yeni bir QA takımı oluşuyordu. Ve bu QA takımını oluştururken de sürecin başından sonuna kadar bu kültürü oturtmak adına ve insanlara bu kültürü anlatmak adına, iyileştirmek adına birçok işlerde bulunacağımı düşündüm. O yüzden Getir'le anlaştım. 6 aydır Getir'de çalışıyorum. Burada 6 kişilik bir ekibim var. QA Engineer ünvanı altında. 6 kişi manuel test değil de otomasyon ve manuel olarak ayrılabiliyoruz zaman zaman. Bu şekilde. Yani açıkçası Getir'in ben uzun süre bayağı müşterisiydim. Şu an bulunduğum bölgede yok. O yüzden kullanamıyorum. Evet. Yani seninle tanışmadan önce de sık sık kullandığım bir ürün. Bayağı memnunum yani. İyi bir müşterisiydim. Evet, yani şöyle düşün, sen bulunduğun yerde Getir'i açıyorsun ve ilgili depoya bağlanıyorsun bulunduğun alandaki ve o deponun ürünlerini görmeye başlıyorsun. Ürünleri sepetine ekliyorsun, 10 dakika gibi bir sürede ve 7/24 çalışan bir sistem siparişlerini, ürünlerini elde edebiliyorsun. Ya bu çok güzel bir metot bence. Yani zaten milli, hani bunun eşi benzeri yoktu. Peki ofiste bir günün genel olarak nasıl geçiyor? Benim temel görevim burada test kültürünü oturtmak, iyileştirmek. O yüzden birçok takıma dokunuyorum aslında. Sabah daily'lerimiz oluyor. Bir gün önce neler yaptığımızı, o gün neler yapacağımızı düşünüyoruz. Herkes kendi bölümlerine ayrılıyor. Sonra bulunduğum işte birkaç tane
takımla ilgili genel stratejinin üzerinde çalıştığım için bu süreç benim için aslında değişken oluyor. İşte export testleri nasıl yaparız? Angar işleri daha nasıl aza indirgeriz? Bazı günler komple toplantıyla geçtiği oluyor. İşte aday görüşmeleri oluyor, grooming toplantıları. İşte bazı günlerde sadece test stratejisi belirlemek de geçiyor. Bazı günlerde de sırf test otomasyonunu üzerine geçirdiğim günler oluyor. İşte denemeler yapıyorum. Özellikle mobil üzerinde otomasyon için gerekli framework'leri deniyorum. İşte Appium mu olsun, Expresso mu olsun, web tarafında işte Cypress mu olsun, Selenium mu olsun bunları deniyorum. Bize en uygun olanını bu noktada seçmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi QA ekibi olarak 6 kişiyiz şu an için. Takımlara ayrılıp test süreçlerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz aslında. Bir günüm bu şekilde geçiyor. Genelde Getir'i biz böyle sadece mobil tarafını biliyoruz ama herhalde arkada kullandığınız back office'e bazı uygulamalar da var. Evet, aynen. Back office uygulamamız var. Efektif bir şekilde kullandığımız. Onun için de test otomasyonu gerekli oluyor. Çünkü testleri çok uzun, manuel süreci uzatan testler oluyor. O yüzden otomasyon içinde gerekli framework araştırması yapıyoruz. İşte Sarpus'ta mı yazalım, Selenium'da mı yapalım, nasıl yapalım? Bunları araştırıyorum. Şu an için Go düşünüyorum. Çünkü hani bu sürede ve kolay bir şekilde hemen yapabiliyoruz. Peki kaç tane otomasyon yapan, manuel test yapan? Yani testteki birkaç kişi ve hani manuel ve otomasyon olarak kaçar kişilik bir ekibiniz var? Aslında ilk başta da söylediğim gibi QA ekibi diyorum ben hani test otomasyon değil aslında. QA çatısı altında. Herkesin her işi yapmasını bekliyoruz aslında hani kaliteye dokunduğu nokta olduğu için. Ama başından bir sistem oturtmaya çalıştığımız için iki noktada da uzman olan insanları bir araya getirdik. İşte test otomasyonu yapmış şu ana kadar, mobil deneyim olmuş. Diğer tarafta da QA bakış açısına daha sahip, sorgulayıcı, önceden seven insanları bir araya getirdik ve sıfırdan bir inşaat build etmeye çalışıyoruz. Bunu noktaya kadar getirip o noktada insanların birbirine takım içerisinde enablement'ını sağlamak istiyorum. Yaptığımız süreci iyileştirmeye yönelik hareketlerimiz de var süreç içerisinde. Ama şu an için evet bunu ayırdık ama ben QA'yı hani her şeyi yapan, kaliteye dokunduğu yerde olması gereken insanlar olarak görüyorum. Buradan da şeye bağlayacaktım. Hani bir QA hem otomasyon hem manuel test yapabilmeli mi? Aynen hani biraz daha açıklar. QA dendiği zaman birçok şeyden anlaması gerekiyor aslında. Otomasyonda çoğu şeyi cover edebilirsin, okey, ama manuelden anlaması gerekiyor. O sorgulayıcı, merak edici yönünün olması gerekiyor. Bunun için şöyle önemli bir nokta var QA için. Merak ve ürünü iyi tanıması gerekiyor. Bu da işte otomasyon testçinin aslında işini kolaylaştırmak için güzel bir tool. Bu demek değil ki işte manuel test yapan QA değildir gibi bir hani şey olmamalı. Soru sorup QA'nın başından sonuna kadar işin içinde bulunup işte kendisi yapabiliyorsa ne güzel, ama hani en kötü ekibin içerisinde işte geliştiricilerden, developerlardan bunun yaptırılması konusunda ikna edici olmalı bence. İşte yani ben şey düşünüyorum her zaman, en iyi ilişkilerim benim her zaman manuel QA'lerle olmuştur. Çünkü şey düşünüyorum, özellikle manuel testçiyi, yani tekniği olmayan bir QA'yi çok rahat bir sürecin içerisine, işte Agile, Waterfall, herhangi bir süreci dahil edebilirim. Ama tam tersini düşünecek olursam sadece işte işi yazılan, işte manuel testçinin yazmış olduğu test case'leri alıp sadece Selenium'da gerçekleştiririm diyen QA'yı aslında çok sağlıklı bulmuyorum. İşte Selenium'da kod yazıp testin nasıl yapılmadığını bilmeyen çok sağlıklı değil. Bu şekilde düşünüyorum. Sen hem Türkiye'de birçok firmada çalıştın. Hem bazı etkinliklere de konuşmacı olarak katılıyorsun. Belki orada da kaliteden sorumlu farklı şirketlerin
çalışanlarıyla iletişim kuruyorsundur. Sence evet. Türkiye'deki yazılım firmalarının bu bağlamda teste bakış açısı hakkında neler düşünüyorsun? Açıkçası ben 7-8 yıl önce başlamıştım bu işe ve sektöre ilk başladığımda, işe başladığımda Türk firmaları gereken önemi vermediğini görüyordum. Daha çok işte waterfall, işte BIM model üzerine çalışmıştım ilk senelerde. Ve bunların zorluklarını yaşamıştım. Sonraki senelerde bu agile metodolojiyle değişime açık olduğu için ve daha hızlı, daha verimli sonuçlar aldım. Çoğu firmada testin işte kalitenin sonradan eklenen bir şey olduğunu, sürecin içerisinde değil de dışında işte bir şey çıkarsa sonradan hallederiz mantığıyla alıyordu. Bu önceden çok fazlaydı. Aslında hala da var. Hala da fazla. Hı hı. Ama bunun daha iyileşmiş olduğunu görüyorum. İşte testçilerin sanki yazılım geliştiricilerin içinden değil de sonradan işte bir şey çıkarsa düzeltiriz mantığına sebep oluyor bu bakış açısı. İşte bir bug çıksa da giriş yapsam psikolojisine sahip olduğumuz insanlar olarak düşünülüyoruz. Ya bu da sağlıklı şeylere yol açıyor tabii ki. Sağlıksız şeylere yol açıyor tabii ki de. Özellikle şirketlerde agile süreci uygulanıyorsa bu sürecin başında QA'in acceptance kriteriyalarına uygun mu değil mi? İşte test etmek için neler gerekiyor? İşte test datasına uygunluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Testlerini doğru zamanda yapılmasını sağlamalarını gerekiyor. Bununla birlikte de mesela uygun test yöntemlerini seçmek önemli. Varsa uslanıcı otomasyonuna eklemek, işte performansını, security testlerini yapmak, storiesini dana almak önemli. Yani testçinin asıl amacı kaliteyle ilgili sorular sormasını sağlamak ekibin veya kendisinin. Yani bununla birlikte de işte user story'a kaliteli değilse bunu yani açıkça belirtmesi gerekiyor. İşte bununla da bitmiyor. Yani ben önceden işte çalıştığım şirketlerde bunu göremiyordum. Yani kalitenin işte sonradan eklenmişti. Daha çok işte hata çıkıyor. O zaman işte o zaman QA devreye giriyor gibi algılanıyordu. Şu an biraz daha bu sürecin iyileştiğini görüyorum. Çünkü çoğu firma kaliteye önem vermediği noktada ne kadar kayıplar yaşadığını gördü. Bu noktada sıkıntılar oldu ve bu yüzden şu an daha bu vizyonun genişlediğini görebiliyorum. Yani burada QA'dan bahsedecek olursam eğer hani biraz daha bakış açıları da eklendi aslında. İşte mesela production'a gittikten sonra nasıl bir davranış sergiliyor? İşte bunların sorgulanıyor olması lazım QA tarafından, takım tarafından. İşte projeye uygun bir aracın seçilmesi gerekiyor mesela. Monitoring alarm noktalarının olması gerekiyor. İşte bir sıkıntı olduğunda burada ne oluyor? Sorgulamalı. Özellikle uygun doğru araçla takip edilebiliyor olması önemli bu noktada. Hatta hani cloud üzerinde de bunu devam ettirmek önemli diye düşünüyorum. Burada aslında ben şey düşünüyorum Hilal, biraz da katılımcılara bunu söylüyorum ki ben de fikrimi test ediyorum aslında. Eskiden böyle waterfall olduğu için genelde üzerine çalışıyorduk belki bir ay, iki ay, kimi zaman altı ay. Ondan sonra bir test yapılıyordu ve canlıya alınıyordu. Şimdi artık rekabet arttı, teknolojiler farklı alanlara yöneldi ve biz böyle günde, saatler içerisinde artık böyle yeni versiyonlar çıkıp yeni production'a bir şeyler atabiliyoruz ve bu nedenle de test etme ihtiyacı doğuyor. Aslında sanki yazılım firmalarının teste biraz daha böyle ağırlık vermesinin sebebinin biraz da böyle bu çemberde değişikliklerin sebep olduğunu düşünüyorum. Sen de aynı fikirde misin benimle? Öyle. Yani özellikle seneler önce hani şöyle bir development şekli vardı. Biz gece development yapardık. İşte herhangi bir şey çıkacak mı? Herhangi bir şey olacak mı? Algoritmleri görsün. İşte trafiğin az olduğu saatlerde olsun ama şu an için o sistemi yürütmek pek mümkün olmuyor. Bizim her saatte, her dakika belki de canlıya bir şeyler çıkmamız gerekebiliyor. Bu yüzden de daha önemli hale geliyor. Bunu da işte dediğim gibi biraz önce de bahsetmiştim. Monitoring'de bunu takip edilebiliyor olması lazım. Alarm noktalarının iyi kurulabiliyor olması lazım. Bu şekilde düşünüyorum. Peki ekipteki QA developer oranı nasıl olmalı desem? Şu andaki sizin oranınız nedir? Şu an biz 30 developer civarıyız.
QA olarak 6 biz, 6 kişilik bir takımız. Yani senenin sonuna kadar bu arada developer sayımızda da artış olacak. Ve bunun paralelinde QA'de de artış olacak. Şu an için görüşmeler yapıyorum, aday görüşmeleri yapıyorum. Bunun için ilan çıktım. aktif bir şekilde yani günümün 5-6 saati neredeyse aday görüşmeleriyle geçiyor. Aynen öyle. Ekibi büyütmek adına... işler yapmak adına bu şekilde çalışıyorum. Bunun da hani oranını şöyle düşünüyorum aslında. Developer aslında bir şeylerin akışını sağlayan hani kişilerin QA olduğunu düşünüyorum. Genelde bu 3'e 1 kuralı oranı var. Ama her zaman bu oranı yakalamak da mümkün olmuyor. Yani bu özelliklere sahip QA'yı biraz bulmak zor oluyor açıkçası. Çünkü yani hani 30 kişilik bir developer kadrosunu düşün. İşte 10 tane manuel QA işte yetişemeyebiliyor. ama başlangıç için bu oran iyi bence. Bu oran doğrultusunda büyüyoruz. Yani sürekli değiştiriyoruz aslında. Yani bir gün işte mobil testi yaparken başka bir gün işte backend testi yapabiliyor QA. O yüzden de sürekli değiştirdiğimiz için de QA'lerin hani sürekli farklı işlere değebiliyor. Peki sence bir developer QA rolünü üstlenebilir mi? Bu şapkayı hakkıyla takabilir mi? Yani şöyle, ya bu hep soruluyor. İşte hep böyle bazen kendi aramızda da konuşuyoruz. Yani developer ile QA farklı bakış açısı aslında. Yani ikisi birlikte çalışıyorsa süper ama ikisi de birbirinin yerine geçmiyor. Yani developer kendi bildiği şeylere bakıyor. QA bunu işte nasıl patlatabilir, nasıl yıkabilirim diye bakıyor aslında. Ve bu piyasada çok gezen bir söylem aslında, çok konuşuluyor. Dev de hani şey diyebiliyor işte ne gerek var QA'ya, işte ben aslında testini yaparım diyebiliyor. Bazen bu developerların hani QA'yı aşağılamasına ziyade aslında piyasada kötü QA'lerin olmasından kaynaklı bence. Yani çok QA'ler var. Hani ben de görüşüyorum, görüyorum. Hani farklı bakış açısına sahip QA'ler var. Hani aslında QA'nin bakış açısı işte tamamen sorgulayıcı, ürüne baktığı zaman nelerin yanlış gideceğini önden sezen QA iyi bir QA olmuş oluyor. Bir de genellikle developerların şöyle bir bakış açısı var. İşte hızlı develop edeyim, çıkayım bakış açısı olduğu için bir an önce işte olduğu için bu noktada çok sorgulayıcı olmuyor. Bu noktada da devreye QA bakış açısı giriyor ve QA bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Hani kalite rolü bir projede olmazsa olmaz. Test yapmak da aslında hani kalitenin ufak bir parçası aslında. Tamamen burada işte çıkardığımız bu output'ların sorgulanması gerekiyor. Yani bir kişinin yaptığı işin doğrusunun yanlışının tartılabiliyor olması lazım. İşte bu geliştirme öncesinde, geliştirme sonrasında da bir çift gözün sorgulayıcı bir şekilde bakıyor olması lazım. Şimdi çok kişiyle görüşüyorum dediniz. Birini işe almak isterken nelere bakıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Pozisyonlarda anladığım kadarıyla QA Engineer pozisyonları. Hani teknik bilgileri ne seviyede bekliyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz kısaca? Şöyle, ben aslında yani bir QA'yı işe almak istedim. Yani baştan sona hangi aşamalardan geçtiğini sorarım. Yani ona göre ideal sistem nasıl olmalı? Yani işte bir requirement, işte tasarım oluşurken, requirement'ların oluşurken nasıl bir süreçten geçmeli? Bunu merak ederim. Yani tutup da işte black box test nedir, işte tabi test nedir vesaire diye sorularım yok aslında. İşte geçmiş deneyimini sorarım. Yani QA ile ilgili, teknolojiyle ilgili nasıl araştırma yapıyor ve nasıl zorluklarla karşılaşıyor. Bunları nasıl çözdüğünü sorarım aslında. Çünkü o bakış açısı ve nasıl çözdüğü benim için çok önemli. İyi bir şekilde enerjisinin yüksek olması isterim. Çünkü özellikle QA'lar, developer'la işte analistle, QA'larla birebir çalıştığı için ve şeyler paylaştığı için o iletişimin, sıkı ilişkinin kurulmasını isterim. Ve o yüzden de daha çok önemli.
insanları tercih ediyorum. Ve bu şekilde insanları tercih ediyorum. Yani işte, QA işe alırken hangi bölümden mezun oldun, işte hangi işte dersleri aldın, hangi projeleri yaptın. Evet, projeler önemli olabilir. Fakat ben daha çok bakış açısı, işte ürün bilinci, ürüne sahip olmak, sorgulayıcı bir bakış açısı var mı? Bunu merak ediyorum. Yani böyle özellikle beklediğin teknik yeterlilikler var mı? Tabii yani şöyle, o işe alım süreçlerinde bizim bir challenge'ımız oluyor aslında. Getir uygulaması üzerinde oluyor bu challenge. İstediğin framework'te, istediğin dilde, istediğin bir şekilde, yani bir şekilde araştırıp QA adayının o challenge'ı yapmasını bekliyorum. Ya burada benim için önemli olan, evet araştırdı ama hangi framework'lerle karşılaştı, hangi dilde karar verdi ve bu dili kullanırken ne sıkıntılarla karşılaştı, işte bunları nasıl çözdü, yani genel olarak bunlara dikkat ediyorum. Çünkü hani biz yeni kurulan, yeni test kültürünü oturtturduğumuz bir takım olduğumuz için şu an için bizim için kesin böyle evet bu olacak, işte Java'da yazacağım, işte Appium kullanacağım, kesin altı çizili frameworkler, teknik araçlar yok. Hani mobil alanında ne yapıyorsa gönderip onu inceliyoruz. İşte çünkü bu adam hani sonrasında Appium'u da yapabilir, işte Espresso'da da yapabilir, işte Xcode'da da yapabilir. Benim için sadece o işi farklı bakış açısıyla, farklı framework'ler kullanarak, yani doğru bir şekilde yapması önemli çıktı. Böyle kullanıcının gördüğü ana uygulamanız zaten mobil ve testte genellikle yoğunlaştığından bahsettin. Back office'lerle bahsettin ama daha çok şu an mobilde yoğunlaşıyorsunuz. Peki böyle mobil test yaparken hem biraz kullandığın böyle araçlardan bahsetseniz hem de böyle karşılaştığın zorluklarını biraz onlar hakkında böyle dinleyicilere bilgi verebilir misin? Olur. Yani mobil testte şu şekilde yani bir 8 sene önce falan biliyorsunuz ki web böyle daha öndeydi mobilden. Hı-hı. İşte web testlerine, özellikle web uygulamalarına daha çok önem veriliyordu. Ondan 2-3 yıl sonraya kadar sonrasına kadar aynı seviyeye gelmeye başladı. Ve şu an mobil tamamen web'i geçti. Ve insanlar artık işte gece uyurken, işte yolda giderken, alt geçitten geçerken, köprüden geçerken sürekli hani sipariş verebiliyoruz. İşte bu hani Getir özelinde değil, herhangi bir e-ticaret sitesinde, herhangi bir bankacılık, işte EFT yaparken, havale yaparken vesaire. Orada mobil testinin zorluklarını görüyorsun aslında. Şöyle görüyorsun. Sen bu bu senaryoları tekrarlaman lazım. Bunlarla senin öncesinde karşılaşman lazım. Bunları nasıl yapabilirsin? İşte network testi yapman lazım. Bunlar için kullandığın tool'lar var. Mesela biz Charles Proxy tool'unu kullanıyoruz. İnternet hızını çok rahat bir şekilde düşürüp işte kullanıcı bu internet hızında nasıl bir aksiyon gösterecek, işte uygulama. Pop-up'ları nasıl görüntüleyeceğim? Veya işte butona iki kez tıkladığımda bu internet hızında, düşük internet hızında iki kez ödeme yapacak mı? İşte mükerrer ödeme yapacak mı? Veya hani şeyi düşünün, işte görsel olarak düşünün, işte onlarca telefon var, onlarca işletim sistemi var. İşte iPhone'dan tut işte Android'ine, işte Android 5, 6, 7. Hani bunları da denemek istiyoruz. Cihaz bağımlılığı çok fazla olduğu için biraz daha web'e oranla testi daha zor diyebilirim. Hani burada kullanılan emülatörler var fakat orada hani memorisi vesaire olmadığı için tam olarak sağlıklı test yapamıyoruz emülatörlerde. O yüzden real device'lar üzerinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. O cihazları, yani device farmlardan satın almak olsun veya gerçekten hani cihaz satın almak olsun, onları genellikle güncellemiyoruz. Güncel yenilerini alıyoruz. Yani o işletim sistemine de sahip olmak istiyoruz. Onu da hani Google Analytics'ten en çok kullanılan araçlardan işte metriklerini görebiliyoruz, alabiliyoruz aslında. Bu şekilde biraz daha, bir tık daha web testine göre zorluğu var. Normalde mobilde böyle defakto olan Appium. Evet. Ama Appium'un da herkesin sıkıntısı çok yavaş olması. Aynen. Siz bu konuda mesela hani tecrübe ettiğinizden sonra böyle farklı kararlar
kararlar aldınız mı veya Epium'la mı devam ediyorsunuz? Evet, biz ilk başta Epium'la başladık ama Epium'un yavaş olduğunu biliyorduk. Yani yavaş, evet Epium hani yavaş, biz şöyle bir karar aldık. Servis testlerine daha önem vermeyi, daha ağırlık vermeyi düşündük. Bunun için Karate kullanıyoruz, hani ön yüzü falan. Daha çok servis testlerine cover edip ayakta tutup ve kendi işte bu tabanlı şeyleri daha bilimize etmeye çalıştık Epium özelinde. Fakat burada da şöyle sıkıntılar yarattı bize. Yani continuous delivery yapma adına çok yavaş sürüyor. Yani biz bir deployment almak mobil deployment'ı yapmak istediğimizde otomasyonun bitmesini bekleyebiliyoruz. Yani 7-8 saat falan da sürebiliyor. Özellikle bunu cloud'da çalıştırmak istediğimizde bu süre daha da artabiliyor. Bu yüzden daha performanslı çalışması açısından tool araştırmalarımız oldu. Expresso ve Xcode üzerinde gidiyoruz şu an. Ve çok daha güzel sonuçlar aldık. Mesela login case'ini Epium'da 5 dakikada koşarken Expresso'da çok yani saniyelerde yapabiliyoruz. O yüzden şu an için karar verme aşamadayız. Anladığım kadarıyla Android, iOS farklı tool'larda devam edecek. Evet, yani dediğim gibi Epium'da hani 60 değiliz tamamen. Böyle ekip içerisinde birlikte karar veririz. Birlikte bir şeyleri hayata geçiririz. Eğer birisinin kafasına bir şey uymuyorsa hani birbirimizi ikna edip ha okey tamam hani bunu bu şekilde kabul ederiz deriz. O yüzden hani herkesin düşünceleri çok önemli. Hani böyle dikte sistemi yoktur bizde. Evet ben bu takımın lideriyim. Fakat hani herkesin görüşlerini alıp evet bunu bu şekilde yapalım, bunu deneyelim. O zaman işte bunu 5 dakikada gerçekleştiriyorsak daha nasıl düşürebiliriz'i kendi aramızda sürekli konuşuruz ve bu şekilde yol alırız. O yüzden hani yine kesin bir şey söylemiyorum. İşte bunda devam edeceğiz, şunda işte devam edeceğiz demiyorum ama şu an için öyleymiş gibi bir duruyor. Peki buradan şuraya bağlayayım. Ekibinizin motivasyonunu, disiplinini ayakta tutmak için böyle kullandığınız metotlar var mı? İletişim çok kuvvetli anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Evet, yani genelde takımımdaki QA'lerin kariyer patini, yani roadmap'ini planlama gibi bir görevim de var benim. Ve QA'lerin kariyerleri için bir pat belirleriz. İşte onlara kitap önerilerinde bulunurum, makale, post paylaşırım. Yani bununla birlikte işte konular belirleriz. Biz mesela her salı günü bir saat burada session'larımız oluyor. İşte o konuları ben de belirliyorum. Mesela işte TDD'den, BDD'den, işte test management tool'larından, test rate kullanıyoruz bu arada. Test management tool'larından, işte testle ilgili olsun veya işte kalitenin dışında teknolojiyle ilgili olsun konular belirliyoruz. Ve hangi QA o konuyla daha uzaksa onu araştırmasını istiyoruz. Çünkü araştırırken öğreniyor ve gelip anlatırken hani bir 3 dakika falan kendi anlatıyor. Sonra hep birlikte giriyoruz işin içerisine. Hep birlikte konuşuyoruz. İşte aslında bunu daha iyi nasıl yapabiliriz? İşte aslında böyle bir şey de var gibi sürekli yorumlarla, işte demolarla devam ediyoruz. Ve bu da tabii ki de hani QA için şey olmuş oluyor. Ben burada evet çalışıyorum, iş yapıyorum ama kendimi de geliştiriyorum. Ve kariyer planım hani bu şekilde devam ediyorum. İşte hani teknolojiyle ilgili nasıl araştırma yapıyor? Hani şu ana kadar hani ne zorluklarla karşılaşmışız falan demiştim yani QA için. Bunu hani önüne alıp işte bununla devam edebiliyor. İşte bu da varmış. İşte bunu da araştırdım. İşte BDD'sinden TDD'sine vesaire vesaire. Yani hep birlikte konuşuruz bunu. Doğru mentorluk yapınca sektörde de yeni ise zaten motivasyon da yüksek oluyor aslında ve çözebileceği sorunları kademeli vermeye taraftarıyım. Yani mesela bir sorumluluk yüklüyorum, sorumluluk veriyorum ve onu çözüyor ve hani motivasyonu yüksek oluyor ve onu bir tık daha artırıyorum ve bunu çözdüğünü görünce de yani doğal olarak motivasyonu artıyor. Bu gibi yöntemler kullanıyorum aslında. Çok güzel. Peki mesela bir problemi çözmek için dedin ya teknoloji zorlarımız teknoloji yok. Hani aramızda konuşuyoruz belki en iyi teknolojiyi seçiyoruz vesaire. Bu aşamada bir teknolojinin yani bir problemi çözen bir ürünün, teknolojinin, fikrin, iyi bir fikir, iyi bir teknoloji olup olmadığını anlamak için neler yapıyorsunuz? Şöyle,
daha çok bunları deniyoruz. Yani herkes denesin istiyoruz bir şey. Belki de o takıma, o projeye, o yani şeye hiç uygun değil. Belki de hani çok uygun ama hani takım buna uygun değil. Biz her türlü denemesini istiyoruz. Denesin, fail de edebiliriz ama tam tersi o çok da iyi oldu da diyebiliriz. O yüzden hani herkesi teşvik etme amaçlı hani evet deneyin, bunu birlikte karar verelim, birlikte yön verelim. Yani bunu tabii ki de hani biz köy takımı içerisinde planlıyoruz. Bunu hani hayata geçirmek için efor sarf ediyoruz. Ama bunu hani ecel olarak takım içerisinde uyguladığımızda dediğim gibi fail de edebiliyor. Ama biz bunu denemiş oluyoruz. Hani oradan demin de bahsettim ya, motivasyonunu, o işe iştahını kırmamış oluyoruz yani. Tool seçerken de belki de hani çok da uymuş oluyor. Ve uyduğu anda da okey hani bununla devam edebiliyoruz diyebiliyoruz. Bu şekilde. Peki böyle hayatında, kariyer hayatında kırılma noktam dediğin bir an var mı? Bir anınız var mı? Aslında Monitaj'da çalışma fırsatı yakalamam olabilir. 2,5 sene çalıştım ben Monitaj'da ve paralelde birden fazla projede buldum. Ve bu benim teste bakış açımı çok genişletti. Yani çünkü hani düşünsenize işte hava yolu projesinde bulunuyorsun. İşte paralelinde bankacılık uygulamasında testlerinde bulunuyorsun. İşte o bitiyor telekomünikasyon ve burada hem multitasking olmayı öğreniyorsun. Bir anda fazladan projede bulunuyorsun ve o bakış açısını alıyorsun. Yani bu hayatımın kırılma noktası diyebilirim. Yani bu bana çünkü bu hızı orası sağladı. Öyle söyleyeyim. Bu çalıştığın projelerde hem Getir üzerinde hem eski şirketlerinde çalıştığın projelerde böyle deadline'e uymak için kariteden ödün verdiğin oldu mu? Bu konu hakkında böyle görüşleri nedir? Sence hani gerektiği zaman kariteden ödün verilebilir mi? Veya gerçekten kaliteli bir şekilde çıkana kadar deadline bitse bile uzatılabilir mi? Yani şöyle, ben tabii ki de hani kaliteden ödün verme taraftarı değilim. Fakat öyle bir durumlar oluyor ki yani şöyle hani pazar çok geniş. Senin rakiplerin pazara çıkıyor ve senin de bir an önce çıkman gerekiyor. Ve pazara çıkmak adına yani orada bulunmak adına bazen yani onay vermediğin durumda bile yani sana soruyorlar işte testler nasıl hani okey biliyor muyuz? Ben onay vermediğim durumda belirtiyorum açıkçası. Hani ben onay vermiyorum. Benim için hala risklidir. Bu şekilde sıkıntıları vardır. Hani bu sözün üstüne de okey hani çıkıyoruz dediği noktada da hani herhangi bir şey söylemiyor. Çıkıyoruz. Sonrasında arkasına tamamlayıcı işte maintenance'ını sağlamaya çalışıyorum. Peki büyük bir makinenin çarkı olmak mı yoksa küçük bir makinenin büyük bir çarkı olmak mı? Gerçi her ikisini de tattınız ama sizce hangisi? Ya bir şey ya ikisi de güzel aslında. Yani ya büyük firmalara gittim. Yani orada küçük bir çark da oldum. Yani küçük firmaya firmada da büyük çark da oldum. Yani büyük çarkın etkilerinin ne olduğu görülebilir. Yani büyük çark olduğunda ne gibi etkin oluyor ve hani küçük çark olduğunda projeye ne gibi yarar sağlayabiliyorsun. O yüzden aslında ikisini de seviyorum. İkisi de önemli benim için. Peki mesela ekibinde çalışan böyle arkadaşlarla kimi zaman tartışırken böyle kararlaştırdığınız bir desen var mı hata raporlama hakkında? Yani ideal bir hata raporu sence nasıl yapılmalı? Jira vesaire kullanıyor musunuz? Aynen, Jira kullanıyoruz. Aslında bunun yani kurumsallarda biraz farklı oluyor. Çok böyle kırmak istemiyorlar. Daha çok işte bunları ilgilenenler falan filan kullanıyorlar, işte değişmişler. Biz Jira kullanıyoruz Getir özelinde de. Yani her şirketin farklı yöntemi var. Yani dediğim gibi bunu kurumsalda da bir anda bam diye yıkamıyorsun aslında. İşte sen bu doğru yöntemi gösterip işte bu etkisiz kriteryaların bu şekilde olduğunu söyleyip ona göre açıyorsun. İşte logunu, resmini, işte eksepsiz kriterlerini, beklenen sonucunu, işte gerekli somut bilgilerle açıyoruz. İşte burada daha çok dediğim gibi hani özellikle backend tarafıysa işte bunun logunun olması gerekiyor. Developer'la daha somut isim bilgiler veriyor olması gerekiyor. Doğru bug reporting bu şekilde yapılması gerekiyor bence. Peki mesela örnekleyemediğiniz anlar oluyor mu? Bu kimi zaman yoğun yük altında bir durum da olabilir veya çok cihaz farklılığı, mobil uygulama olduğu için çok farklı cihazlarda çalıştırılıyor. Evet. Belki elinizde olmayan bir cihaz olabilir. Böyle örnekleyemediğiniz bir problem geldiğinde onun için böyle izlediğiniz bir yol var mı? Takip ettiğiniz bir pattern var mı? Aslında işte bu noktada
Ya cloud'dan bahsedebilirim aslında biraz. O da şu şekilde, yani cloud üzerinde biz environment'lar ayağa kaldırabiliyoruz. Yani bir noktada cloud üzerinde maliyetlerin daha düşük olmasından ve performanslı sunuculara elde edebileceğimizden dolayı mesela almış olduğumuz araçlar var ve bu araçların da cloud üzerinde çalışıyor olması da bizim için avantaj sağlıyor. Hani bahsetmiştim ya sana, işte performans ölçümlemesi yaparken, işte monitoring yaparken biz birkaç tool kullanıyoruz, işte Sensitive, Neuralink'tir vesaire. Bu noktada yani cloud üzerinde çalışması dediğim gibi büyük bir avantaj sağlıyor. İşte birkaç tıklamayla sen envanteri ayağa kaldırabiliyorsun ve hızlı bir şekilde paralelde hem manuel testlerini hem otomasyon testlerini, işte manuel süreci ilerletmek mümkün oluyor. Zaten bunun başka bir gereksinimde mesela şu an hani çok şeye gireceğim ama hani mikroservis mimarisini Türkiye'de ve dünyada bir ilgi var. Yavaş yavaş işte serverless mimarisi konusunda da gelişmeler söz konusu oluyor. Bu yapılarda küçük boyutlu yazıldığı için bunların test sistemleri oldukça karmaşık bir hale gelmeye başlıyor ve performanslı hızlı bir şekilde de koşturabilmek için ister istemez kulağa bir süre sonra ihtiyacımız oluyor. Yani bu noktada da yani diğer türlü işte şeyi düşünsen, işte tek bir makinede 10 farklı ya da 100 farklı mikroservis test etmeniz gerekirken bir makinede bir makine üzerine kurulu 100 farklı makinede de yaptığınız zaman işte bu işlem sürenizi oldukça kısaltıyor aslında ve hani QA'ya ve hani çalışana çok sağlıyor, avantaj sağlıyor. Yani burada biraz aslında sanallaştırma teknolojilerinden bahsetmek isterim. Çünkü her QA'nin bu gerçekten ağrılı sancılı noktası. Çünkü şey oluyor, işte test ortamında ben bunu gerçekleştiremedim ama işte doğru çalışıyor işte. Ama işte canlıda bu patlıyor. Neden patlıyor? Aslında bu ortamların kopyasının birebir aynısının olmamasından dolayı. Yani burada da işte sanallaştırma teknolojilerine girmek gerekiyor biraz. Özellikle mevcut deployment ortamının yapıldığı ortamın test ortamının staging ortamı, işte prod ortamının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani bu noktada mesela özellikle Docker dediğimiz yapı bunun için oldukça güzel çözümler üretiyor. Bu sayede production'da koşan ortam da lokalde ve test ortamında koşan testler birebir birbirlerinin aynısı olmuş oluyor. Yani bu nedenle test etmiş olduğun şey production'da da benzer bir şekilde çalışıyor. Yani konunun başında aslında gelmek istediğim nokta buydu. Mesela Getir içerisinde tüm ortamlarımız Docker container halinde ve bir tane cloud provider'la AWS container halinde birden fazla sunucunun içerisinde çalışıyor. Yani bu bizim için ortamların işte stateless çalışması büyük bir öneme sahip oluyor. Yani buradaki stateless'dan kasıt aslında senin reponun yani daha doğrusu sistemin çalıştığı sunucuya işte bağlı olmaman gerekiyor. Yani bunlardan birinde herhangi bir aksilik olduğu zaman o zaman herhangi bir veri kaybı yaşanmıyor olması lazım. Yani bunun içerisinde de işte cloud'ın çok güzel çözümleri var. İşte bunlardan birisi AWS üzerinde bulunan S3. İşte herhangi bir dosya saklaman gerekiyorsa, imaj saklaman gerekiyorsa aslında bu sunucunun işte konteynerların içerisinde değil de S3 benzeri bir yerde tutularak storage'ının tek bir merkezi yerde yönetmen gerekiyor. İşte bu da tamamen işte herhangi kaliteyi etkileyecek farklı durum olduğu zaman da bu makineyi ya da konteyneri rahat bir şekilde kapatabiliyor olman lazım ve sonrasında da kendiliğinden yeniden açılabiliyor olması lazım. İşte bu noktada da yine şeyle bağlayacağım ben bunu, monitoring kısmına bağlayacağım. Yani hani diyorum işte monitoring bizim için çok önemli, işte alarm mekanizmaları çok önemli. Monitoring kısmına değinecek olursam eğer, özellikle uygulamanın performanslı bir şekilde çalışabilmesi için altında işte yapılarının stabil olabilmesi gerekiyor. İşte istek sayısı arttığı zaman yeni sunucu ya da konteyner açılması gerekiyor. Ya da fazla maddi kayıp olmaması açısından işte kod
optimizasyonu açısından da işte yük azaldığı zaman sunucunun veya konteynerin tekrar azalması gerekiyor. İşte bu ortamda yönetimi sağlayacak çeşitli çözümler de var. Bunlardan büyük çoğunluğunu cloud üzerinde efektif bir şekilde çalıştırabiliyorlar. Bunu yapabilmemiz içinde daha çok monitoring sisteminizin iyi olması gerekiyor. Yani çünkü hani düşünsene sizin almış olduğunuz isteklere karşı ne kadar sisteminizin CPU harcadığını ya da memori harcadığını bilmezseniz hangi zamanda işte scale up yaptığını ya da scale down yaptığını yapmanız gerektiğini bilemezsiniz. Bunun için de hem ücretli hem de ücretsiz tool'lar var. Bunları kullanabilirsiniz. Projenin büyüklüğüne ve bunların bazıları da tercih edilebilir. Yani yani bunlar aslında paket olarak sunulduğu için sen küçük projene de bunu dahil edebilirsin. Örneğin işte bu noktada Nivrelik var, Sentry var. Bunlara örnek verebilirim. Nivrelik de application monitoring çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Sentry'de de almış olduğun hataları tek bir yerde merkezi bir şekilde depolayabilirsin. Yani bunların paket aralıkları küçük çaptaki girişimler için oldukça iyi çözümler sunuyor. Bunu gördüm diyebilirim. Yani özellikle Sentry'nin hem ücretsiz hali var, işte Nivrelik'in aynı şekilde $5 başlayan bile paketleri var yani. Bu yüzden hani monitoring'de gerçekten önemli diyebileceğim ve ortamın kopyasını oluşturabileceğim özellikleri sağlayabilecek işte Docker olsun, işte Flutter olsun bunlara önem veriyorum. Bu arada Grafana da var galiba değil mi? Stack içerisinde. Aynen. Grafana da mesela daha çok dashboardlarla işte hangi zamanda pick yapmış işte yani diyorum ya QA'in her şeyi sorguluyor olması lazım. O grafiklerde neden burada bu kadar işte hata alındığı sorgulayıp onun çözümünü işte developer'a yaptırabiliyor olması lazım. Yani işte neden kaynaklı? Neden işte burada işte yani bizim hani aslında şöyle oluyor işte gece 2'de mesela sürekli işte mail gelmeye başlıyor veya işte sabaha karşı bir atak oluyor, bir şey oluyor. İşte neden burada atak olduğu, neden sıkıntı var sorguluyor olması lazım. Bu arada getiren kuryeleri 24 saat çalışıyor mu? Aynen çalışıyor. Ben onu bilmiyordum bak ben. Aynen vardiyalı bir şekilde. 50 saat harika yani diyordum. Evet aynen yani getirden biraz bahsedecek olursam eğer başta biraz bahsettim ama hani çok detaylı bir şekilde yapmadım. 7-24 bir şekilde işte müşteriye 10 tane 10 dakika içerisinde bir hedefimizin olduğunu söyledim. Ve tabii hani getir yemek de başladı hani onu da biliyorsunuzdur. Konuşmuştuk. Yani getir yemek için de mesela aynı şekilde aynı kuryeleri kullanıyoruz. Hani diğer rakiplerimize oranla hani farklı olarak yaptığımız şey kendi kuryelerimizle müşteriye yemeği daha hızlı ve sıcak bir şekilde teslim ediyoruz. Peki yani, aslında başta sorduğum biraz daha detaylandırayım. Mesela bir hata aldınız, monitörlerden gördünüz veya belki müşteri geri bildirimle anlaşıldı. Ne yaptıysanız yaptınız mesela onu bulamadınız. Yani o hatayı önlemiyorsunuz. Yani defalarca deniyorsunuz, yapıyorsunuz ama bir şekilde örnekleyemediniz. Hani o esnada ne yapıyorsunuz? Biz bunu örnekleyemedik, çok çalıştık, denedik ama yapamadık. Hani aynı şeyi elde edemedik mi? Yoksa belki son kullanıcıyı telefon edip destekten hani böyle bir sorun yaşamışsınız. Yani atıyorum hangi bankayla denediniz? 3D açık mı? Hani iç kere ödeme çekilmiş vesaire gibi onunla konuşup mu çözmeye çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz öyle bir durumda? Evet, yani iki türlü de yapıyoruz Sinan. Yani şöyle müşteriyi aradığımız zamanlar da oluyor gerçekten. Yani işte tam olarak nasıl gerçekleştirdiğini soruyoruz. İşte hangi ürünlerin yani eklediğini soruyoruz. Birebir aynı senaryoyu yakalamaya çalışıyoruz. Yani bu noktada müşterinin işte bazen hani test ortamında müşteri gibi davranıp da işte kendi aynı şekilde ürünleri ekleyip işte aynı ödeme yöntemlerini seçip bunu test ortamında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bazen gerçekten müşterinin canlıda aldığı şeyleri test ortamında gerçekleştiremediğim durum yani oldu. Bir iki tane oldu ama genellikle olmuyor. Genellikle denk gelebiliyoruz. İşte en kötü ihtimal işte müşteriyi arayıp soruyoruz. Ama genel olarak bunu gerçekleştirebiliyoruz. Peki sence kusursuzluk iyinin düşmanı mıdır? Bu bazen QA rolündeki arkadaşlar için biraz düşmanı olabiliyor. Yani bir canlıya bir şey çıkacağımız zaman bu kusursuz bir şekilde otomasyonunu yazayım deyip çıkmasını da geciktirebiliyor. Hani bu konularda senin fikrin nedir?
Yani şey düşünüyorum ya, fazla abartılmamalı bence. Yani fazla abartılırsa düşman olabilir. Her şey mükemmel olması durumu yok bence. Yani bu ilerleyen bir nokta ve bizi daha hızlandırmayı sağlıyorsa olabilir. Ama yani mükemmel olması gibi bir durum bence yok. Hani mükemmele yakın diyebiliriz, olabilir. Ve bu yolda da bizi yavaşlatmayacaksa olabilir, devam edebiliriz. Yani burada da hani zaten şey önemli, yani mükemmeliyetçilik işte hani yine test bakış açısına sahip olduğun için işte her şeyi kabul edeyim, her şeyi işte bir an önce deliver edeyim, bir an önce işte her şeyi test edeyim ama öyle bir ortam yok. Yani öyle bir verilen zaman yok, öyle bir QA sabrı yok. O yüzden hani bunu şey diye mükemmel diye bir şey yok ama hani mükemmele yakın iyi bir şekilde ilerleyen bir sistem okeydir yani. Hani bu noktada zaten hani, gerekli olan şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Ne yapıyorsun işte? Gerekli işte smoke setini, regression setini işte non-functional case'lerini oluşturmaya başlıyorsun. Özellikle hani burada da hani herhangi bir şey kaçmaması için de canlıya çıkmadan işte staging ortamında sen bunları koşmaya çalışıyorsun. İşte sen bunları ne yapıyorsun? İşte otomasyonun koşmasını sağlıyorsun. Daha çok manuel olarak edge case'lere, exploit testlere yönelmeye çalışıyorsun. Aslında bu da tamamen en iyi yola, en iyi işte mükemmeliyetçiliğin bir öncesine, işte ona doğru götürüyor seni. Peki bu yazılım testinin geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani daha ileride farklı kariyer olanakları çıkacaktır mutlaka. Yazılım testinin yani ilk sektöre ilk girdiğimde dediğim gibi çok az QA vardı. Ama şu an çok fazla QA görüyorum. Hani iyi işler yapan QA görüyorum. Bunun geleceğini hani konuşacak olursak eğer de ben daha çok data alanına yönelmelerini tavsiye edebilirim. Yani şöyle ki sen bir işte artısını eksisini araştırıyorsun ve hani bu konuda işte datanın çok önemli bir yere geleceğini düşünüyorum. Yani şu an için QA çok fazla data kısmında kullanılmıyor. Yani çalışmıyor. Sen bir sistemin kaliteli çalışması için her şeyi yapıyorsun ama bunların sonucunda işte bunlar loglanıyor. Mevcut log sistemi doğru bir şekilde akıyor mu? Daha sonra bunlar analiz edildiği zaman işte machine learning'de de benzeri bir şey olduğu zaman elde ettiğin sonuçların doğruluğuna dair çok fazla firma test yapmıyor. Burada da bu data sonucunda sen aslında business'a yön vermiş oluyorsun. Yani sen aslında belli kararlar aldığını ve aldığın zaman belirli işlemleri yani kontrol ediyorsun ve bu kararların alınması gerektiği kısımda da doğru datalarla bu işlemi yapmıyorsun ve bunun kontrolü çok fazla yapılmıyor. Sen eğer istatistiksel dashboard'u işte firmada çalışıyorsan bunun kontrolünü yapabiliyorsun. İşte giren loglara bakıyorsun. İşte kaç kez ilk 5 almış, işte satış yapmış, işte bunları karşılaştırıyorsun. Ama ne kadar iyi data toplayıp çıkarırsanız AI kısmında da önemli bir yere gelecek QA olarak ve test konusunda da iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum. Peki mesela bahsettin ya günlük 4-5 saatin bazen görüşmelerle geçiyor dedin. Evet. Burada mesela zaman yönetimi konusunda uyguladığın bazı taktikler var mı? Sonuçta bir ekibin var, onlara da liderlik ediyorsun. 4-5 saatinde birileriyle iş görüşmesinde harcıyorsun. Zamanını böyle iyi değerlendirmek için neler yapıyorsun? Yani eğer gitmesi gereken acil bir hatta varsa yani bütün işlerimi bırakıyorum. Onun peşine koşuyorum gerçekten. Yani toplantıda olduğum zaman da yani rahatsız oluyorum ve yani sürekli işi kovalıyorum öyle söyleyeyim. Yani bunun dışında işleri sıraya sokmak adına bir QA board oluşturuyorum aslında. Yani kendi aramızda QA ekibinin kendi arasında işte development'ımızın, test case'imizin işte bu hani size bahsettiğim anlatacağımız konuların olduğu yani bunların olduğu bir dashboard'umuz var Jira'da.
Bu doğrultuda gidiyoruz. Zaman yönetimini ekip olarak bu şekilde yapıyoruz ama hani çok işi olduğu zaman da hemen yapman gereken işleri böyle çıkartıyorum, sıralıyorum. Bir de hani öldürücü olmayan işte bu işte daha sonraya kalsa da bir şey olmaz dediğim işleri daha sona atıyorum ve sıralıyorum bunları baştan başlıyorum yapmaya. Ama dediğim gibi eğer bir hotfix veya işte ölümcül bir hata olduğu durumda her şeyi bırakıyorum ve ortağın üzerine yoğunlaşıyorum. Biz sektördeki böyle QA'lerin biraz konfor alanından çıkmasını aslında istiyoruz. Biraz böyle kolaydan vazgeçip kendini sürekli zorlamasını istiyoruz. Senin bakış açın ne? Hem ekibini yönetirken hem de diğer QA'leri düşünürsek konfor alanından vazgeçme hakkında neler söyleyebilirsin? Ya bence konfor alanından çıkmalı QA'ler. Çünkü konfor alanını bozduğun sürece sen gelişiyorsun. İşte bir şeyi çok iyi yapıyorum, bunu iyi yapıyorum. İşte bu onu en güzel yapıyorum, okey. Ama onu bozmadığın sürece sen gelişemiyorsun. Hani senin için yeni bir challenge olmuyor. O yüzden tavsiyem korkmasınlar. İşte iş değiştirmek da korkmasınlar. Konfor alanlarının bozulmasından da korkmasınlar. Yeni bir tool denemekten de korkmasınlar. Sürekli yeni şeyler deneyip hani iş yerinde olması da evde de işte dışarıda da bunları deneyip konfor alanından çıkabilirler. Bence bu şekilde gelişiyor insan. Galiba sen de hani biraz önce bahsettin, ekibini bu konuda destekliyorsun. Aynen destekliyorum. Yani bir şeyler yapma noktasında özellikle makaleler paylaşıyorum, postlar paylaşıyorum. İşte meetup'lara gitmeleri konusunda işte arkadaşlar bakın burada şöyle bir meetup varmış. Hem de ücretsiz yani hani açık kaynak hani tamamen gidin birlikte gidelim. Birbirimizi bu şekilde hani daha çok motive ediyoruz. İşte hani illa bir şeyi öğrenebilmek için para vermeye gerek yok. Ben çok iyi QA'ler biliyorum. Hatta birkaç tanesi çok yakın arkadaşım. Hani teknik hiçbir bilgisi olmadığı halde, teknik bir bölüm okumadığı halde şu an çok güzel yerlerdeler. Kendilerine işte geliştirmişler. İşte en fazla en Udemy'den eğitimler alabilirler. GitHub var bunun için. O yüzden kendilerini her türlü geliştirebilecekleri ortamları yaratmalarını istiyorum. Biraz yani şirketin de getirinde bu konuda desteği oluyor mu? Belki böyle çalışmak isteyen arkadaşlar olursa bilgi sahibi olsunlar diye söylüyorum. Destek oluyoruz. Yani burada biraz şu sertifikalardan alın istek oluyor. Ben hani sertifikaların o kadar para verip yıllarca işte bunun üzerine durmasına çok taraftar değilim. Ama hani yine o eğitimler yani kendi içinde alınabilir. Hani sınava girmek istiyorsa illa sertifika almak istiyorsa alınabilir okey ama ben çok önemsemiyorum. Hani bir QA için işe alırken hiç bakmıyorum açıkçası. Bu noktada hani getir olarak da bazı konularda destek de olabiliyoruz. Yani şöyle işte bu eğitimi istiyorum, işte şunu istiyorum, bu bana daha iyi gelecek. Hani bir mantık çerçevesinde oturup değerlendiriyoruz ve bu konuda aksiyon da alabiliyoruz. Bunun dışında getir olarak hani daha hedeflerimiz de var. Öğrencileri bünyemize katabilmek için de birkaç adım attık aslında. Şu an çok bahsedemeyeceğim bundan ama bir iki aya kesin belli olacak. O zaman LinkedIn'den takip edebilirler aslında. Bir yapacağız. İnşallah biz de görürüz, paylaşırız. Evet, tamam. Peki mesela ekibinin uzun vadede böyle faydası zararını ölçmek için, yani bir QA'nin böyle performansını vesaire ölçmek için neler yapıyorsun? Yani nasıl sence bir QA'nin şirketteki bir performansı sence ölçülür? Hangi metriklere bakılmalı? Yani şöyle aslında hani bunu Jira'da işte yaptığın şeylerle ölçüyorlar. Yani şuna karşıyım ben. Bir noktada yine olması gerekiyor olabilir ama mesela developer ve QA arasındaki o iletişime biraz baltalamak gibi oluyor. Şöyle oluyor. Mesela QA işi alıyor. İşte ready for QA'den in QA'ya çekiyor. Üzerine alıyor. Ve testini yapmaya başlıyor. Bir hata buluyor. İşi fail ediyor. İşi fail ettiği noktada developer fix diyor. Tekrar gönderiyor. Sonra tekrardan reopen oluyor ve bazen bu reopen count'ları sayılmaya başlıyor. Şimdi bu reopen count'ları sayılmaya başladığı noktada bazen QA'nin de hatası olabiliyor. Yani QA işte ortam kaynaklı işte veya işte data kaynaklı hatalar yapmış olabiliyor ve bunu developer bu hata değil işte reopen
yapmıştı deyip işte niye reopen yaptı? İşte ben aslında bunu teste göndermiştim. Aslında bunda hata yoktu deyip böyle QA developer arasında kavgalar olmaya başlıyor. Ben bu performans biçimini çok sevmiyorum aslında. Benim kullandığım ve sevdiğim metot şu. Biz test management tool'u olarak TestRay'i kullanıyoruz. Bu arada ben TestRay'i yaklaşık 5 senedir falan kullanıyorum. TestRay'in amacı şu. Proje ile ilgili requirement'ların test case'ini yazıyorsun. İşte sen bunu acceptance kriteryaları işte Görkin dilinde yazıyorsan o dilde yazıyorsun veya işte BDD'de yazıyorsun veya işte normal senaryolaştırılmış halde yazıyorsun. Ekran görüntülerini ekliyorsun. İşte kullanıcı şuraya tıklanırsa şurası açılır. İşte hiç bilmeyen bir insan için projeye sonradan dahil olmuş bir insan için tamamen açıklayıcı şekilde test case'ler oluyor. Ve sen teste başlamadan önce işte bir build geldi diyelim, işte regression test koşacaksın. Sen oradaki regression test suite'ini çalıştırmaya başlıyorsun. İşte karşında senin test case'lerin, yanlarında test case, her test case'in yanında bir combo box, işte pass, fail, retest, block statüsü var. Sen diyelim ki işte login oldun, işte login olurken o case'leri denedin, tıkladın ve sen onu fail ettin. Fail ederken QA'den onun bug'ını açmasını istiyorum doğal olarak. İşte QA ekran görüntüsü ekledi. Varsa log'unu ekledi. Varsa işte videosunu ekledi. Ve fail'e çekiyor. Fail statüsüne çekiyor. Fail statüsüne çekerken de açmış olduğu bug'ın yani Jira'nın ID'sini test case'in test rail'in içerisindeki o blok statüsüne yapıştırıyor. Ve Jira'yla test rail bağlantısında yapıldığı durumda direktman developer'ın önüne düşüyor ve developer orada test rail'in case'ini görebiliyor. Bu da developer'a şunu sağlıyor. Test case'i daha detaylı bir şekilde görmüş oluyor. Evet biz açıklıyoruz orada ama daha görüntüleriyle daha efektif bir şekilde görmüş oluyor. Aynı dili konuşmuş oluyorsun ve süreç daha hızlı ilerliyor. Yani QA şey demiyor. Acaba ben bunu test etmiş miydim ya da yok etmemiş miydim? Bunu atlamış mıydım? Orada ettiğin şeyleri direktman paralelde çektiğin için görebiliyorsun. Ve bu bize aslında şunu sağlıyor. Ben örnek veriyorum. İşte X bankasında çalışıyorum. Bankanın sürekli regression testlerini koşuyorum. Koşarken işte sürekli belli bir noktada hata veriyor. Ve ben bunu raporlayabiliyorum. Raporlarını çekebiliyorum. Çektiğim o raporda da bana işte sen banka olarak, sen şu uygulama olarak sürekli buralarda hata alıyorsun. Sen buralara daha çok dikkat et. Daha çok üzerinde dur. Bize gösterebiliyor ve bu noktada da işte QA hangi Jira'ları, hangi bug'ları açmış, bug'ın kalitesini ne şekilde açmış, QA oradan bir metrik çıkarabilmiş mi, bir pattern'e ulaşabilmiş mi? Bunları ölçebiliyoruz aslında. Bunları takip edebiliyoruz çok kolay bir şekilde. Ve hani dediğim gibi daha çok kaliteye, daha çok işte her kalitenin her yerinde olmasına dikkat ettiğimiz için QA'nin bu rolü genel olarak yani sonunda değil de en başından sonuna kadar buluyor. İşte acceptance kriteryaları oluştururken işte QA göz atıp işte hatta yani en başından başlayacak olursak işte bir geliştirme yapılacak o statik testinden tut işte geliştirme sürecinde işte TDD yapılmasından tut işte sonrasında da regression testi koşuyor ve bu bütün süreçlerden geçtiği için biz bunları çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. İşte araştırmasını yapmış mı? Hangi datalarla test yapmış? Bu dataları test yaparken işte test yapmadan neye karar vermiş? Neye göre karar vermiş? Tabii hani bunları Agile'nin içerisinde, Sprint'in içerisinde işte grooming'de ve sonraki toplantılarda hani estimation vererek yaptığın için de kafasında bir şeyler oluşuyor QA'in ve bu metrikleri de kullanarak, söylemiş olduğum metrikleri kullanarak QA'in performansını buradan ölçebiliyorum. Bu arada hani konusu geçtiği için söyleyeyim. Test Race bence yani parası yaptığı işten çok çok kat kat fazla olduğunu düşünüyorum. Yani evet biraz parası ama onun da şöyle farklı yöntemleriyle kullanabiliyorsun Sinancığım. Onu sana bir ara anlatırım. Yani yani çok bence pahalı bir ürün. Alternatiflerini de ben böyle uzun bir süre araştırdım. Onun o kadar kaliteli böyle open source bir şey açıkçası bulamadım. Yine ücretli alternatifleri var. Evet. Ama hani hakkında çok fazlasını istiyor yani benim fikrim. Ya yaptığı işten çok çok fazlasını istiyor.
Buna alternatif bu arada hani belki benim gibi düşünen varsa bir tane alternatif buldum. Hatta çalıştığı yani yurt dışındaki bir firma çalışanlardan biri de Türkmüş. Geçen bana mail atmıştı da böyle denk gelmiş. Yani ismimi görmüş. Ben demo oluşturmuştum. Oradan böyle bir sürü ürün deniyorum zaman zaman vakit buldukça. Dinlemek isteyen, yani dinleyenlerden biri denemek isterse RegTest diye bir tane ürün var. Fiyatı da uygun. Hani Türk biri çalıştığı için özellikle iletişim benimle kurduğu için söyleyeyim. Buradan lafı geçmişken. Test case güzel ama biraz pahalı bence. Evet, biraz pahalı ama ya dediğim gibi ya bizim elimiz ayağımız oldu artık. Hani mesela ben Zafir'de kullandım, başka management tool'ları da kullandım ama yani çok sayıda aldığım sonucu gerçekten ama hiçbir tool'da karşılayamadı yani. Özellikle raporlama kısmında çok özellikli. Peki bir de biz köylerin mesela doğru kaynaklardan beslenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doğru kaynaklardan beslenmeye başlayınca doğru şeyler üretmeye başlıyoruz. Ve doğru kaynaklar tüketmek için de paramızı doğru harcamamız gerekiyor. Biz hep para kazanmaya odaklanıyoruz. Şirket değiştireyim, işte maaşımı arttırayım vesaire diye ama biz para harcamayı ilk önce öğrenmek biz gerektiğini düşünüyoruz. Sen ne dersin? Bir şey eklemek ister misin buna? Aynen öyle. Yani hani biraz önce de şeyden bahsettim ya sana, işte hani sertifika almayıp işte yani herhangi bir eğitime gidiyorsun, para veriyorsun. Aslında bu parayı doğru kaynaklara harcamamız gerekiyor kariyerimiz. Yani parayı bir yere yatırmaya gerek yok. İşte bunun için işte YouTube var, GitHub var. İşte her şeye para verilmesi biraz tuhaf geliyor açıkçası. Yani kendini geliştirmek için çok ortam var, çok bilgi var. Yani insanın bu noktada biraz aslında şeyi öğrenmeli. Yani öğrenmeyi ben nasıl öğrenmeliyim demeli aslında. Çünkü bizler de yani genelde piyasada biraz kolaycılık var. İşte bize öğretsinler, işte ben o şekilde öğreneyim. Hayır, yani gir, araştır. İşte bunun birçok yöntemi var, birçok kaynağı var. Yani bu araştırıp öğrenmek de aslında beyinde daha kalıcı oluyor birinin anlatmasındansa. Yani işte kanıtlamıyor yani senin sertifikan olman, bunu bir şey bildiğini göstermiyor benim. Yani dediğim gibi işte yani üniversitesine bile bakmıyoruz yani, öyle söyleyeyim. İşte kendini çok iyi geliştirmemiş, işte senelerce deneyimi olan insanlar olabiliyor. Yani bunlar çok piyasada önemsenen şeyler değil ama ben şuna dikkat ediyorum bu arada. Yani mesela şeylerle karşılaşıyorum, yani çok görüşmeler yapıyorum diyorum ya şu sıralar. Yani mesela böyle projenin başında başlamış, projenin ortasında ayrılmış veya projenin işte bir ortasında başlamış, sonunu görmeden ayrılmış. Yani genelde QA'ler başından sonuna kadar bir sürecin içerisinde bulunmuyor. Ve işte orada daha yeni deneyimler kazanmak için işte bu para olur. İşte parayı hani parayı kazanmayı, harcamayı öğrenmek diyoruz ya. Para olarak hani okey, bu artı alıyorsun. Hani bir karşılığını alıyorsun ama o yolda öğreneceğin şeyleri kaybediyorsun. Sen başından sonuna kadar o süreçte olursan zaten sana eğitim olarak çok şey gelecek. Onu kaçırıyor QA'ler. O yüzden hani sürekli işte projenin ortasında ayrılmak, işte veya onun işte hani en başından beri söylüyorum, işte başında, ortasında, sonunda yapılan bir sürü yaptığımız işte QA'ye dair, işte development'a, bu software life cycle'a dair işler var. Bunları göremiyor, sorunları göremiyor, sorunları çözmeyi göremiyor. Orada bir bakış açısını kaybetmiş oluyor yani. O yüzden bu konuda hani parayı kazanmak, harcamayı öğrenmek önemli yani. Burada hani ben de yaşadığım şeyi anlatayım. Mesela işte blog yazıyorum. Python yazmayı seviyorum. Böyle blog içinde de Python'la ilgili böyle otomasyon vesaire bir şeyler anlatıyorum. Mesela adam altına yorum yazıyor. İşte abi bunu videosunu çeker misin falan diye. Böyle özellikle yeni böyle sektöre giren arkadaşlar, genç arkadaşlar hızlı tüketmeyi seviyor böyle. Video olsun, seyredeyim. Sanki böyle hani seyreder seyretmez de öğreneceğini zannediyor. Senin bu söylediğine bağlarsam yani bu ister kitap olsun, ister video olsun, böyle okuduğumuz zaman veya
bir videoyu seyrettiğimiz zaman bu Udemy'de olur, YouTube olur vesaire. Aslında o aracı, o tool'u öğrenmiş olmuyoruz. Biz onunla bir proje yapmaya başladığımız zaman bir sürü aksilikler yaşamaya başlıyoruz. Bir sürü bilmediğimiz yerlere girmeye başlıyoruz. O projeyi, bir projeyi başlatıp bitirdiğimiz zaman o tool'la beraber aslında biz o tool'u biraz öğrenmiş oluyoruz. Aynen öyle. Peki, şimdi çok görüşme yaptığınız için merak ediyorum. Şu anda piyasadaki QA kalitesi sizce ne durumda? Ya çok iyi QA'ler var. Yani özellikle geçmişe baktığımda daha iyi QA'ler görüyorum. Yani bu sektöre başladığım senelere nazaran. O yüzden de çok mutlu oluyorum açıkçası. Yani kendini geliştiren, işte gerçekten bu en başından beri bahsettiğimiz işte sorgulayıcı, işte ay şunu da deneyeyim, bu da olsun, işte şunu da gideyim diyen QA'ler var. Ama tam tersi de tabii hani sadece işin işte manuel bacağına sığmış veya sadece işin otomasyon bacağına sığmış QA'ler de var. Hani ben bunu bir paket olarak görüyorum açıkçası. QA hani tester değil de hani daha çok QA, yani kalitenin her yerinde eli ayağı olması gereken kişi olarak görüyorum. O yüzden benim için yani QA'leri iyi görüyorum. Fakat yurt dışına gitmeye başladılar. Hani siz de biliyorsunuz bayağı arkadaşlarımız developer olsun, QA olsun. Yani onlarla da konuşuyorum bu arada. Birkaç konuştuğum burada team lead olan işte oraya hani senior olarak gitmiş veya team lead olarak gitmiş arkadaşlarım var. Yani şey diyorlar, burada biz işte işi en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorduk. Yani öyle bir çabamız var. İşte hani güzel, dediğim gibi hani biraz önce de bu mükemmeliyetçi de bahsetmiştim ya, ona yakın bir seviyeye gelmek önemli. İşte bunu oluşturabilmek, işte otomasyonuyla, performans testleriyle bir şeyler yapabilmek önemli demiştim. Yani yurt dışında da bunun olduğu kadarını yaparım çabasını görüyorlar. O yüzden bence yani bu özellikle Türkiye'deki hani QA'ler çok iyi bir yere gelecek bence. Yani bu konuda inanıyorum. İnşallah tabii gitmez dersin. Peki sektöre yeni girenlere ya da böyle 4-5 yıl tecrübeli de olur, radarımızı alıp incelememiz gereken bir araç, yöntem, disiplin tavsiyeniz var mıdır? Yani ben aslında şeyden bahsetmiştim. Gerçekten bu cloud'un çözümlerinden, yani cloud'da bence özellikle Docker öğrensinler. Hani Docker'ın ne işe yarıyor, ne yapıyor, bize ne sağlıyor? Yani Docker yokken nasıl bir çalışma ortamı oluyordu? Zorluklarla karşılıyor. Yani biz bunları zamanla yaşadık. Yani şöyle oluyordu, test ortamı sıkıntılı, bloklandık, işte 3 saat blok. Ama o gün o işin çıkması gerekiyor. İşte mesaiden sonra bir 3 saatimizi daha yiyordu. İşte ortamlar birbirine eşit olmadığı için, işte environment ayağa kaldıramadığımız için sürekli işte bir şeyler patlıyordu. İşte onun config girmemiş, o girmemiş vesaire vesaire. Ve bizim gerçekten zamanımızı doğru kullanmamamıza neden oluyordu. O yüzden bence hani Docker konusunda kesinlikle bilgi sahibi olsunlar. İyi araştırsınlar. Onun dışında S3 de bence çok önemli. Şu an için çok az bir parayla S3'te çoğu şeyi tutabiliyorsun. Bu hani önemli. Hani cloud'da deneyim açısından önemli. Dediğim gibi ben performans açısından Presto'nun Xcode'u çok sevdim. Bunlar çok yeni ve mobil otomasyon bence bu yöne doğru kayıyor. Yani Appium'dan vazgeçilmeye başlanıyor gibi gördüm. İşte mesela performans testi olarak işte G-Matter, Gatlin, işte bazıları işte HP'nin Load Run'ını vesaire kullanıyor. Bunlar var. Yani biz Gatlin'de birkaç deneme yapmıştık bunun için. Bu şekilde. Peki Hilal, mesai hakkında ne düşünüyorsun? İlk ben istiyorsan fikrimi söyleyeyim. Tamam. Böyle kimisi hiç istemez ya mesai, ben yani yapmak istemem, durmam. İşte ben sabah 8, akşam 5 çalışırım vesaire. Ben öyle düşünmüyorum. Mesai gerektiği zaman yani yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta gerçekten canlı eve çıkacağız ve bir problem oldu, uzun sürüyorsa mesai yapılabilir. Ben o konuda bir olumsuz düşünmüyorum. Gerektiği zaman yapılmasını destekliyorum. Ne kadar sürerse sürsün. Ama bazı şirketler böyle alışkanlık haline getiriyor mesaiye. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası.
Yani mesai varsa bir şirkette planlanmamış yanlış giden bir şeyler vardır. Yani şöyle, bir zaman tabii ki de olacak ama yani mesela bana bir acceptance kriteri geliyorsa ve o acceptance kriteriyada düşünülmemiş şeyler varsa o planlamadaki hatadan kaynaklıdır benim için. Çünkü işte orada değişik konflikler doğurmuştur. O düşünülmemiştir, sonraya bırakılmıştır, atlanmıştır. O yüzden ben bu noktada okey hani devam ettin ve artık bu sorunu çözmelisin. Bunu hani canlıya çıkmalısın. Hani şeyin başından beri, konuşmanın başından beri diyorum hani bazen işte pazar yeri geniş ve rakiplerin seni geçme endişesi olduğu için sen onun öncesine önden çıkmak istiyorsun. O yüzden mesailerin oluyor ve çıkmak durumunda olduğun için de mesai yapıyorsun işi yetiştirmek adına. O yüzden hani evet yanlış bir şeyler vardır ama olması gereken zamanda da bence çok sert karşılanmamalı. Yani olabilir, çok normal. Yani ben şunu da düşünüyorum. Evet, illa da ofiste olmana gerek yok. Mesela hafta sonu ben sürekli Sentry'den, OSHİT'ten hatalar alıyorum. Ve bu hatalara bakıyorum sürekli telefona. Abi neden gelmiş ki? Niye gelmiş? İşte durun bu bug'ını açayım vesaire. Hani onu ben şey olarak düşünmüyorum. İşte mesai yapıyorum gibi düşünmüyorum. O biraz daha o sorumluluk ve ürün bilinciyle yani QA'nin işte o işle ilgilenen kişinin biraz daha içine yani düşüncesine oturmuş oluyor aslında. O özveriyle çalışması işte ürünü sahiplenmesiyle alakalı ben. Yani bu mesai yapılabilir. Şimdi senin mobil konusunda çok tecrüben var ve bunu bu podcast'i bölümü dinleyen arkadaşlar da eminim tam olarak şu an sorduğum sorunun cevabını arayacaktır. Sence böyle mobil, şimdi web'i ele alalım. Yani uzun süredir var ve testi de uzun süredir var. Bazı standartlara artık de facto ürünleri oturmuş durumda. Mobilde biraz öyle değil. Farklı ürünler var. Hani belli bir standartları bana göre çok daha oturmuş durumda değil. Sence mobil konusunda kendini geliştirmek isteyen veya sıfırdan başlamak isteyen insanlara neler öğrenirsin? Sen bir sürü şey tecrübe ettin. Buradan kendine ders çıkardın. Yanlış olduğunu gördün. Bazı dizaynlar oldu. Doğrusuna karar verdin. Doğrusunu tercih ettin. Denedin. Yanıldın ve en iyisine karar verdin. Sence sıfırdan bugün mobil anlamında bir otomasyon yapmak isteyen, mobil testine girmek isteyen bir kişi hangi aşamaları bilmeli, nelere dikkat etmeli? Böyle bize bir basit bir yol çizebilir misin? Böyle keywordler de verebilirsen, hani arkadaşlar böyle Google'dan araştırır, kendine bir harita çizme konusunda. Tamam. Yani otomasyon öncesinden bahsedeceğim biraz. Daha sonra otomasyona giriş yapacağım. Daha yani web'e oranla mobilin non-functional case'leri daha fazla. Bu noktada işte uygulamanın işte kilidilip açılmasından tut, işte uygulamanın geri atılıp işte combo box'ların açılması. Burada çok fazla hata senaryolarıyla karşılaşıyoruz. İşte konuşmanın başında da söylemiştim. İnternet hızı bu konuda çok önemli oluyor. Veya işte sürekli sen telefonunda çok farklı uygulamalar da var ve onlardan push notification'lar da sürekli gelebiliyor. Bu durumları yakalayabilmek için senin test kezlerini düşünebiliyor olman lazım. Yani çok fazla durum var ve bir oranda. Ve bunları senin otomasyona uyarladığını düşünecek olursak eğer otomasyon tarafını da biraz zorlaştırıyor doğal olarak. Yani sen mesela onun işte internet hızının non-functional bir şekilde işte otomasyona çevirmek istediğinde senin karşına sıkıntılar çıkabiliyor. İşte ne bileyim işte telefonda başka uygulamadan işte pop-up'lar çıkabiliyor. Pop-up'ları kapatamadığın için sıkıntılar doğurabiliyor. Bu noktada mobil alanında özellikle çalışmak isteyen QA arkadaşları önerim şu olacaktır. Daha çok makale okusunlar. Yani mobil testin zorlukları, mobil yani mesela şu makale okumana bile gerek yok aslında. Mobil uygulamaları indirip işte bankacılıkta bunları tıkladığında nasıl bir aksiyon veriyor? İşte bunu en kısa yolda nasıl yapabilir? Aslında sen orada hani tasarımına bakıyorsun. Bunu çünkü müşteriyi küçük ekranda yormak istemiyorsun. Oradan oraya bir pet çizdirmek istemiyorsun. Sen ne yapıyorsun? İşte daha kısa sürede nasıl ben sonuca ulaşabilirim ve sorguluyorsun. Bu yüzden uygulamalara
kullandıkları uygulamalar daha dikkatli baksınlar. Çünkü bunların arkasında gerçekten çok detaylı planlamalar yatıyor. Yani kullanıcıyı yormama adına, işte kullanıcıyı daha efektif bir şekilde sonuca götürmek adına daha keskin ve nasıl desem daha net yollar var. Bunları öğrenebilirler, bunları görebilirler burada. Daha sorgulayıcı olabilirler. Otomasyon anlamında da daha çok işte performanslı olduğu için, yani otomasyonu hiç yapmamışsa ben ilk başta Cypress'la denemesini isterim. Yani Cypress'la başlasınlar bence. Web'de denesinler. Çünkü otomasyonun mantığını anlasınlar. Hatta Cypress'la birlikte Selenium'la başlasınlar. Otomasyon nedir? Ne işe yarar? Yani bir kullanıcının hareketinde ben nasıl sürekli kullanıcıymış gibi davranırım? İşte çıktısı girdisi nedir? İşte ben bunu evet bir sipariş verdim, bir şey verdim. Bunu işte bir yere yazıyorum, DB'ye yazıyorum ama bu DB'den bu bilginin silinmesi gerekiyor. Bunu nasıl yaparım? İşte hangi ekranla karşılaşırım? Yani biraz otomasyonun mantığını öğrenip daha sonra mobil teste yönlenmelerini tavsiye edebilirim. Çünkü mobilin işte bu bağımlılıklarını biliyorsun, yani iOS'te çok farklı, Android'de çok farklı. O yüzden bu yolda onların daha çok odak noktasından şaşmalarına neden olabilir. O yüzden ilk başta web'de otomasyonu deneyimleyip daha sonra üzerine mobile koymalarını tavsiye edebilirim. Tamam Hilal, teşekkür ederiz o zaman. Bizi kırmadın. Bugün mobille ilgili birçok sorumuza cevap verdin. Getir'i anlattın. Getir'e çalışmak isteyen arkadaşlar için biraz tiyolar verdin. Evet. Yayına davetimizi kırmadın, icabet ettin. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben çok teşekkür ederiz. Önemli sohbetiniz için. Yani böyle bir ortamda sizinle bulunduğumuz için Sinan ve Tuğçe, çok teşekkür ederim tekrardan. Bu Getir konusunda da yeni duyuracağın haberleri de bekliyoruz. Evet, evet. Biraz zamanı var, gelecek. İnşallah bir günde ofiste bizi ağırlarsın. İnşallah, inşallah. Ve çayını içeriz hep beraber. İsterim bu arada, gerçekten çok güzel ofisimiz var bu arada. Her zaman. Ben bir gün ziyaret etmek isterim. Evet, beklerim. Yani hani bu burada beklerim diye kalmasın, ayarlayalım hatta en kısa zamanda. Tamam, çok teşekkürler. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.